Piyasalara bir bakalım ve bir değerlendirme alalım. ALB Menkul Değerler Analisti Enver Erkan karşımızda. Enver Bey merhabalar. Merhaba İnci Hanım. Borsa Merkez Bankası'nı beklerken yükseliyor. 88.779 puan seviyesinde ki 88.900'e kadar çıktı. Önemli dirençlere doğru denemeler var. PPK öncesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü karar borsayı nereye taşıyabilir? Evet, PPK öncesinde baktığımız zaman borsanın pozitif bölgede kalmaya devam ettiğini ve yükseliş gösterdiğini görüyoruz. Bugün Merkez Bankası'ndan tabii ki beklentiler çeşitlenmiş durumda. Normalde piyasalarda faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmemekle beraber özellikle son günlerde yapılan bazı açıklamalar ve Merkez Bankası'na faiz indir çağrılarıyla beraber piyasa 25 bas puanlık ve 50 bas puanlık faiz indirimlerinde fiyatlıyor durumunda. Zaten kurdaki yükseliş de bunu göstermek. Borsa tarafına baktığımızda ise faiz indirimi beklentilerine yurt dışı etkisinin de eklendiğini görüyoruz. Çünkü Avrupa borsaları Avrupa Merkez Bankası kararları öncesinde pozitif seyrini devam ettirirken diğer tarafta Çin'den gelen olumlu veriler Asya ve gelişmekte olan ülke borsalarını olumlu etkiledi. Borsa İstanbul'a bunun da katkısı var tabii ki. Şimdi baktığımızda faiz indirimi yaparsa Merkez Bankası 25 bas puan veya 50 bas puanlık bir faiz indirimi kısmen fiyatlanmış olduğu için piyasalara çok ciddi bir etki yapmayacaktır diye düşünüyoruz. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın faiz indirmemesi durumunda ise senaryolar biraz karışabilir. Burada özellikle kurda sert bir geri çekilme görebiliriz. Biz yüzdeki yansımalara baktığımızda ise aşağıda 87 bin desteği oldukça önemli. 87 bin üzerinde Borsa İstanbul kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimini sürdürebilir. Yukarıda da 89 bin üzerinde 90 bin seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olarak görünüyor. 87 binin aşağı yönlü kırılması ki burada dolar TL'ye yansıyacak sert bir yukarı yönlü hareketin yaratabileceği bir etki olabilir bu. 87 bin aşağı kırılırsa 85.500 seviyesine doğru bir geri çekilme Borsa İstanbul'da görmemiz olası. Burada özellikle kurda yukarıda 2.35-80 seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde kurun test edebileceği seviye bu. Yukarı yönlü kırarsa burayı Borsa İstanbul içinde aşağı yönlü baskılayıcı olabileceğini düşünüyoruz. Enver Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. İyi çalışmalar diliyoruz. Bu arada altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Oradaki gelişmeleri de takip ediyoruz. 1 Eylül'den bu yana en yüksek seviyelere geldi spot altının ons fiyatı. Bu notlarla kısa bir araya çıkacağız. Aradan sonra Burçak Önder karşınızda olacak.